Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tuzlu kurabiye. Tam ölçüsüyle çok da lezzetli. İnanın pastaneden almış gibi harika bir lezzeti var. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin yapımına geçelim. Derince bir kabı önüme alıp 150 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı, 1/2 çay bardağı 125 ml çay bardağıyla sıvı yağ, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 adet yumurtanın akı içerisine, sarısı üzeri için ayrılıyor, 1 çay kaşığı dolu dolu tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker, 1 paket kabartma tozunu da ilave edip ilk önce bunları güzelce karıştırıyorum. Sirkeli kabartma tozu bir araya geldiği için bu şekilde böyle beyaz bir görüntüsü oldu. Kabardı çünkü arkadaşlar. Ortalama 3 su bardağı kadar unu yavaş yavaş ilave edip yumuşak bir hamur elde ediyorum. Muhakkak yavaş ilave edin arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı sizde de aynı gidecektir. 3 su bardağı dedim diye hepsini birden boşaltmayın. 2 bardak, 2,5 bardak, 3,5 bardak arası değişecektir. Benim gibi yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterin lütfen. Kurabiyelerde un miktarı çok önemli. Biraz fazla kaçırırsanız ne toparlayabilirsiniz. Piştikten sonra da kıyır kıyır yani böyle ağızla dağılan bir kurabiye elde edemezsiniz. Unu az olursa fırında yayılacaktır. Çok olursa da çok sert olacaktır. Hamuru toparladıktan sonra masamın üzerine alıyorum. Hamuru ikiye bölüp yağlı kağıt yardımıyla hamurumu açıyorum. Çok inceltmiyoruz. Bir parmaktan biraz daha ince olacak şekilde açın. İlk önce elimle biraz un serpip düzenledim. İstiyorsanız da direkt yağlı kağıtta da yapabilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıdı üzerine serip merdane yardımıyla düzgün bir hamur elde ediyorum. Bu tarifimi yaparken herhangi bir kalıp kullanmanıza gerek yok. Evinizdeki çay bardağıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Çay bardağıyla hafiften bastırıp yuvarlak şekiller çıkartıyorum. Olabildiğince birbirine yakın kesip daha fazlasını çıkartmaya çalışıyorum. Şu kenarlardakilerini hafif alıp elinizle de çıkarabilirsiniz. Altına biraz un serperseniz elinize daha rahat çıkartacaksınızdır. Ya da böyle bir aparatla hafif alttan bastırarak yuvarlak şekilleri çıkartabilirsiniz. Kestiğim hamurları yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Hamuru çok kolay hem de çok lezzetli. Böyle ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Kenarlardan çıkan ve diğer yarım kalan hamuru da birleştiriyorum. Bu sefer direkt yağlı kağıt üzerinde açıyorum. Bunu da göstermek istedim sizlere. İki tane de üst üste yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Ben fazla yağlı kağıt ziyan etmemek adına bir tane yağlı kağıt üzerinde yapmaya çalıştım. Çok aşırı da ince yapmayın. Düzgün bir şekilde açtığım hamurları da aynı şekilde yuvarlaklar kesip çıkartıyorum.
Tariflerimi denemeden önce lütfen videoyu baştan sona kadar izleyip püf noktalarını kaçırmayın. Elimden geldiğince videonun içerisinde tüm püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Tüm hamurları yağlı kağıt serili tepsiye hafif aralıklarla diziyorum. Bu esnada fırınınızı da 180 dereceye açın. Bir adet yumurta sarısını ayırmıştım. Şöyle bir çırpıp üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Bir çatal yardımıyla üzerine gördüğünüz gibi çizikler atıyorum, çok hafif bastırarak. Eğer evde kalıbınız varsa yuvarlak yuvarlak kalıpla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben kalıp kullanmak istemedim. Çörek otuyla susamı biraz karıştırıp üzerine hafif bırakıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar ortalama yarım saat 20 dakika boyunca pişiriyorum. Fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi görüntü zaten anlatıyor her şeyi. O kadar lezzetli oldu ki çocuklar çok beğendi arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir servis tabağını alıp bu güzel lezzetli tarifin sonuna geliyorum. Sizlere birazdan nasıl dağıldığını da böyle elimle birazcık dağıtarak göstermek istedim. Gördüğünüz gibi elinizde kopardığınız an dağılıyor. Ağzınızda da aynı şekilde. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birden 10'a kadar videonun yorum kısmını, puanlarınızı bekliyorum. Çok daha güzel, lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.